Workshoplardan Murat Pay en sevdiğim olabilir. Tabii bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi çok kıymetli. Benim için keyifli geçen Murat Pay workshopu olmuştu. Fatih Özcan'ın Filmler ve Sektör Üzerine Konuşmalar adlı bir workshop çalışması vardı. O çok keyifli geçti benim için. Çünkü hocanın senaristliği ve felsefe altyapısı ve ilginç hayat hikayesi hepsini böyle derste sektörle beraber anlatması çok çok keyifli geçmişti benim için. Ve her sorduğum soruya çok içtenlikle cevap verdi. Bu benim için çok önemli. Ağzına sağlık. Diğer workshoplarda da çok keyif aldım. Dediğim gibi atölyeye devamsızlık yapmadan katıldığım için benim için çok istifadeli geçti. Abdülhamit Hoca için ise kendisi gerçekten yani mizacı çok farklı birisi. İlk başta iletişimde çok zorlandık. Gerçekten mi söylüyor, dalga mı geçiyor, o ince çizgiyi ayırt edememek çok zorladı bizi. Ama sonunda anladık, anlaştık çok şükür. Bence çok gerçekçi bir hoca. Her şeyi bütün gerçeğiyle anlattığını düşünüyorum. Zaten ilk derste bize şey dedi. Bu atölyenin sonucunda size çok bir şey vaat etmiyoruz ama sinemayı isteyip istemediğinizi anlayacaksınız dedi. Muhtemelen devam edip etmeyeceğinizi, ki bu bize yeter. Bence çok haklı. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Mesela çok kaliteli bir film izlersin, heveslenirsin, ben de çekmek isterim dersin ama baktığında, işin içine girdiğinde öyle olmuyor. Setler çok zor oluyor ve o duyguyu yakalamak, o teknik olayı yakalamak falan, ikisi aynı anda gidebilecek gibi değil. Çok profesyonel olmak gerekiyor. O yüzden belki de bazılarımız artık çok da istemiyordur, ki bu kıymetli bir deneyim bence. Ve çok keyifliydi bence. Atölyede, kısa filmde, kısadan hissede bize çok şey kattı. O yüzden çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Fatih Özcan Hoca'nın workshopuydu. Kalıcı. Çünkü Fatih Hoca çok renkli bir kişiliğe sahip ve birçok alanda çok donanımlı. Yani sadece yönetmen olması, yazıyor olması sadece bu tek değil Fatih Hoca. Ben etkilendim doğrusu, çünkü bence sinemayla ilgilenen, bu alanla ilgilenen bir insanın birçok alanda donanımlı olması gerekiyor. Fatih Hoca tam olarak bence bunu karşılıyor diye düşünüyorum. Özellikle Murat Pay Atölyesi'nde öğretmene birebir böyle bir soru sorma olanağına denk gelmemiz ve kayıt dışı olması bunun asıl merak edilen şeylere ulaşmamızı sağlıyor bu atölye. Bu yüzden de ayrı bir avantajı var aslında. Dilsiz filmini, hani daha çok Dilsiz filminden bahsetmiştik. O konuda da hani sorularımız oldu o film hakkında. Keyifli geçmişti yani. Öğrendiğimiz şeyler oldu. Bir sette, Dilsiz setinde mesela neler yaşadığını, kendisi o senaryoyu nasıl aktardığını filme, bunları öğrenmiş olduk. Keyifliydi.